İyi akşamlar. Ekonomik ve toplumsal adaletsizliğin, toplumsal kutuplaşmanın giderek daha fazla sayıda demokratik ülkede de arttığı, yine bu ülkelerde siyasal iktidarların böyle giderek idarelerinde keyfileşmeye başladığı, böyle eğilimler gösterdiği bir dönemdeyiz ve çok sık konuşmaya başladık. Çünkü halkların hoşnutsuzlukları tam böyle yeni yıla girerken birkaç ülkede sokağa taşmış durumda. Krizli bir dönemden geçiyoruz. İşte bu akşam fen fikirdaşlarımla bu konuda bir takım örnekleri konuşacağız. Hem de çözüm önerileri var dünyanın dört bir yanından aslında. Onları da tartışmak istiyoruz. Konuklarım Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Nazlı Ökten, Stockholm Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden Seren Selvin Korkmaz ve meslektaşım Sezin Öney de bize uzaktan ama katılıyor. Bizim eski bir laf vardı Sezin. Neydi ya hani yanımda biz bir tanıdığımızın yanında hep oturmak isterdik de yanımdaki yanımda karşımdaki canımda deyip kandırırdı bizi. Sizi de kandıralım. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Önce sizinle başlayalım istiyorum. Çünkü hem gazeteci olduğu için sıcakları da dünya haberlerini takip ettiği için. Sizin tabii birkaç haftadır işte Fransa'daki sarı yelekliler protestolarını konuşuyoruz. Ama hep gündemde arka planda durmasına rağmen bu tür gösterileri yapmanın giderek güçleştiği bir ülkeden senin çok iyi bildiğin, orada da yaşadığın için Macaristan'dan bir haftaya yakın bir süredir, 6 gündür benzer sokak protestoları haberleri almaya başladık. Biraz bu arka planı Macaristan'ı anlatabilir misin? Neden sokaktalar, neler oluyor? Yani Macaristan'da bu aslında ilk gösteri değil. Yani son bir yıl içinde olan gösterilere bakarsak, mesela işte şeyde geçen Nisan'daki seçimlerden sonra seçim temsiliyet adaletsizliği üzerine ve Fidesz'in yaklaşık 50'ye yakın, %49 oyla meclisin yaklaşık %70'ini ele almasına da ilişkin protestolar olmuştu. Sonra Orta Avrupa Üniversitesi malum Viyana'ya gönderiliyor. Onun için ona karşı 21. yüzyılın Avrupa'sında nasıl bir üniversitenin kovulması gibi bir durum gerçekleşebilir diye bu konuda bu temalı gösteriler vardı. Fakat bu gösteriler genelde Budapeşte'de de belli bir merkezde insanların toplandığı, merkezin bir yerinden diğer tarafına parlamentoya doğru yürünen veya işte yaklaşık bir saat sürdükten sonra, iki saat sürdükten sonra dağılan gösterilerdi. Şimdiki gösterinin farkı katılımdan veyahut da işte katılımın büyüklüğünden ziyade veya böyle bir gösterinin gerçekleşiyor olmasından ziyade, hadi bir adım ileri gidelim, Türkiye'de asla düşünemeyeceğimiz şekilde meclisin önünde, parlamentonun önünde gösterilerin gerçekleşmesinden öte, ilk defa farklı toplum kesimlerinden bir kere insanlar daha çok sokakta ve ısrarlı biçimde sokaktalar. Geçen çarşambadan bu yana devam ediyor bu protestolar. Ve şu an içinde durur gibi gözükmüyor. Ama zaten de her ne olursa olsun, bundan sonraki yönelimi protestoların ne olursa olsun, burada önemli olan bir kere bazı sembolik aslında bam tellerine toplumda dokundu bu gösteriler. Çünkü şimdi gösterilerin odağı meclis önünden çıkıp, ki 12 Aralık'ta başladığında bu gösteriler o çalışma yasasında yapılan değişikliklere karşıydı. Çalışma saat yasasında 250'den 400'e çıkarıldı. 400 saate çıkarıldı ek şeyler. Fazla mesai. Ve 3 yıl sonraya ödenmesi falan gibi, ötelenmesi gibi bu ek çalışma saatlerinin böyle durumlar oldu. Şimdi bunlardan çıkan gösteri eksen kaydırıp şeye doğru, devlet televizyonunun önüne doğru kaydı. Şimdi medya özgürlüğü eksenli bir gösteri olmaya başladı birden. Çalışma saatlerinden başlayıp. Bir kere bu önemli. Daha önceki gösterilerde hak ve özgürlükler teması vardı ama abstrakt ve çok dağınık bir aslında hak ve özgürlükler ve bütün Macaristan'a, bütün halk kesimlerine çok fazla hitap edemeyen, daha çok kentli kesime, Budapeşte halkına hitap eden özgürlüklerden birdenbire işte çalışma hakkı, çalışma adaletinden çıktık. Biz bunlardan da, hak ve özgürlüklerimizle ilgili şeylerden de, hayatımızı ilgilendiren hiçbir konudan da haber alamıyoruz gibi bir noktaya geldik. Bir de tarihi bam teli dedim. Bu da şöyle bir şey. 1956 devrimini hatırlarsak,
O zaman totaliter yönetimlere karşı bir anlamda verilen bu mücadele birdenbire, o da devlet televizyonu o zaman yoktu ama devlet radyosu vardı. Orada gösteriler gerçekleşmişti. Şimdi sembolik biçimde devlet televizyonuna kaydı. Gene aynı tarz bir aslında şey oluştu. Nasıl diyeyim? Bir çağrışım oluştu şeyde, Macar halkında. Evet, aslında çok güzel özetledin. Hani benim de izlenimim, sizin de zaten epeydir hep Macaristan'ı takip ettiği için gündeme getiriyor. Aslında bu Fidesz, Viktor Orban'ın çok da konuşulan liderin, Türkiye'yi de çok sevdiği, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğinde şahsen hep dile getiren, örnek aldığı ülke olarak gösteren Viktor Orban'ın iktidarıyla, yani bu iki dönem üst üste işte Fidesz zaferiyle işte, değil mi Sezin? Yani tabii ki yasama gücü onlarda olduktan sonra bir takım yasal değişiklikler de yaparak, işte yürütme zaten ellerinde, bir yargıyla uğraşıyorlar. Hani bu göstericilerin taleplerinden bir tanesi. Anladığım kadarıyla onda da Polonya gibi doğrudan mevcut yargı sistemi içine yapmayıp bir böyle paralel yargı sistemi oluşturarak, kendi istediklerini atayarak ve özellikle idare mahkemeleri, Türkiye'de de var işte, devletle ilgili husumetlerde vergi ödemesi vesaire gibi, öyle bir yasalar şu anda geçirmeye çalışıyorlar. Ben de Polonya'ya gittiğimde şunun için bunu özellikle söyledim. Medya ile konuşurken, medya özgürlüğü onlar için tabii çok duymuşsunuzdur son dönemde. Çok çok sayıda, artık hiç kalmadı herhalde, orada da çok az kaldı diyelim. Birçok medya, özel şirketten bahsediyorum, Viktor Orban ve yandaşlarının hani eline geçti. Hatta onları da aynı şemsiyenin altına topladılar. Burada protestoları yaptıkları zaten devlet medyasını, devlet televizyonunu tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi bir de orada konuştuğumuz zaman hani medyanın sorunlarından, ama hiç olmazsa çok hukuki sorunumuz olmuyor, yargı burada bağımsız diyorlardı. Ama anladığım kadarıyla bu idari mahkemelerin de kurulmasıyla ve başka bir iki tane hamle daha var herhalde sizin. Evet. Çok da uzun sürmeyebilir. Yani o yüzden aslında önemli bir kritik dönemde, çünkü o yasa tam yasalaşmadı. Diyelim ki bu bütün birikmiş ayakları içinde, diğer özgürlükler içinde demek ki protesto yapıyorlar. Peki ben şuraya bağlayayım. Fransa'yı da sen de takip ettin Nazlı. Özellikle de bugünkü gündeme getirmek istediğimiz işte Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin de bu Avrupa, özellikle Avrupa özelinde devam eden işte Brexit var, Polonya var, hani bu Macaristan hikayesi var, Fransa'daki olaylar var, ama başka birikmiş, belki küçük küçük görmediğimiz bir sürü sorun var. Yani adaletsizlik var toplumlarda. Onlar bir öneri mi getiriyor? Yani o Fransa'yı da belki birleştirerek anlatmak ister misin diye. Piketty bunu ilk defa yapmıyor aslında. 2014'te de benzer bir öneri getiriyor. Ama Piketty'yi burada tek başına ya da Fransız olarak görmemek lazım. Aslında bir sosyal bilimci kuşağını temsil ediyor. Onlar da, bu sosyal bilimci kuşağı da, Avrupa'yı Avrupa yapan şeyin ne olduğuna dair çok aydınlanmaya dayalı fikirleri olan, gerçekten meritokratik diyebileceğimiz eğitim, fırsat eşitliği, eğitim, müreffeh 30'lar denen, yani İkinci Dünya Savaşı ile petrol krizi arasındaki dönemde Avrupa'da sosyal devletin, refah devletinin kazanımlarıyla büyümüş bir sosyal bilimci kuşağı bunlar. Dolayısıyla neyi muhafaza etmek istediklerini çok iyi biliyorlar. Yani aslında neredeyse hani aynı kalması için değişmesi gerek derler ya. Burada onların, nasıl söyleyeyim, önerdikleri reform böyle bir şey. Yani görürsünüz. İşte bir devrimden önce reform denemeleri olur, bir olur, iki olur, becerilemez, olamaz. Çünkü aslında sistemin yapısal bazı çıkmazları, bu çok görünür, çok akli, çok yapılabilir olan şeylerin yapılamayacağına sebep olmuştur. Çünkü burada meselemiz adaletsizlik, sosyal adaletsizlik. Şimdi sosyal adaletsizlik öyle bir şey ki, hayatın her anında sinsi sinsi, küçük küçük, yani sizin yürüdüğünüz yoldan bindiğiniz araca kadar her yerde sürekli olarak sosyal sınıf meselesiyle karşılaştığınız, özellikle Batı toplumlarında zenginliğin çok fazla olduğu yerlerde göçmen nüfus için çok daha doğrudan bir, sizin ah ne güzel uygarlık diye turist olarak gittiğiniz yerde onlar her zaman ayrımcılığı yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında Avrupa'nın göbeğinde eşitsizlik bu göçmen krizinden çok daha, mülteci krizinden çok daha önce başlamıştı. Yani Avrupa kendi göçmenlerine, ki Fransa bu konuda bence en ayrımcılardan biri, ama 90'lardan bu yana bu konuda hiçbir ileri adım atmayıp, Almanya gene çok daha şey davrandı, daha nasıl diyeyim, bu konuda özellikle Türk işçilerden de gelen bir tecrübeyle bütün ayrımcılığa rağmen
sonra multikülti diye dalga geçtiler ama çok etkili politikalar uyguladılar. Orada yeşillerin de çok önemli etkileri oldu. Fransa'da bu bir türlü, yani Fransa'da ne yeşil hareket ne feminist hareket hiçbir şey yeşeremez. Çok merkezlidir. Biraz bizimki gibi hakikaten böyle yani kadük, statükocu. Hele Mitterrand sonrası sosyal demokrasi de Blair gibi İngiltere'deki gibi büyük bir ihanetle aslında bütün neoliberalizmin kucağına oturunca o dönemden beri Avrupa zaten sıkıntıda. Bu mülteci krizi hani Roma'nın sonuna gelen barbarların akını diye bize öğretirler ya. Bilmem şimdi öğretiyorlar mı? Huysuz Vision dalga geçerdi. Vizigotlar, Ostrogotlar onların istilası gibi. Şu anda Avrupa kendini istila altında hissediyor ve bu istilaya verdiği cevaplar da yine ayrımcılığı besleyecek. Hem sağın yükselişini gizli gizli alttan alttan fiştekleyecek. Yani Avrupa devletlerinin bu konudaki ikiyüzlülüğü gerçekten en azından Fransa örneğinde benim gördüğüm içler acısı. Dolayısıyla bu son aşama, yani geldikleri aşamada Piketty gibi bu kuşağın ürünü, yani akılın sahibi insanlar diyorlar ki ya bir dakika böyle olmayacak. Ve özellikle Piketty en başından beri kendi kitabı olan Kapital, ki çok büyük bir sosyal bilimci ekibinin yıllar süren çalışmasının bir sonucuydu. 300 yıllık bir datayı, veriyi incelediler. Ki bu da tabii ancak Fransa gibi arşivlerin çok güçlü olduğu bir ülkede mümkündü. O dönemden beri Piketty şunu savunuyor. Yani vergileri üst sınıftan alınan, üst gelir grubundan alınan vergileri arttırmamız lazım. Yani bu yoksa yeniden bölüşümü, bu paylaşımı devlet gerçekleştirmezse aşağıda çok büyük bir sıkışma yaşanacak. Aslında çok bariz ve bildik bir şey söylüyor. Fakat bunun mekanizmalarını da gösteriyor Piketty. Yani bunu kanıtlarken, Avrupa'daki mülkiyet rejiminin dönüşümünü de gözler önüne sererken somut bir program koyuyor. Diyor ki bir size demokratikleşme bütçesiyle biz geliyoruz. Avrupa'nın demokratikleşme bütçesi diyor buna. Varoufakis bunu yetersiz buluyor ama bugün de bir Express'te bir İtalyan şeyin ekonomistin söyleşisi vardı. O da Varoufakis'i ılımlı buluyor herkes. Herkes birbirini yetersiz buluyor o konuda. İlk amaç diyor kıtadaki krize, temel olarak mülteci krizini kastediyor, buna müdahale etmek. Sürdürülebilir dayanışma temelli bir ekonomik yapılanmanın uyumunu sağlamak, bunun için gerekli kuruluşları oluşturmak. Esas hedefimiz ve bu dört büyük vergiyle finanse edilebilir diyor. Kimden alınacak bu büyük vergiler? Bir tanesi büyük şirketlerden, bir tanesi en yüksek gelir grubundan. Bunu da somut olarak söylüyorlar, 200 bin euronun üstü yıllık geliri olanlar. Bir diğeri en zengin mülk sahiplerinden, onlara da 1 milyon euro ve üstü mülk sahibi olanlar diyorlar. Ve karbon emisyonundan. Bu tabii çevreyle ilgili mesele, Varoufakis'in programında çok daha somut bir şekilde dile getirilen çevreyle ilgili gündem önemli. Çünkü bu karbon ekonomisi ayrı bir kalem zaten, belki onu da bir gün konuşuruz. %4'te sabitlenecek bir vergi olacak diyor ve bu temel şeylerini de söylüyor. Avrupa'daki araştırma ve üniversiteleri burada çok temel bir şey yapıyorlar. Önemli bir şey. Bu sadece akademisyen oldukları için değil, Avrupa ekonomisinin ilerideliğinin araştırma geliştirmeye bağlı olduğunu, yani öyle araba ürettin, efendim tekstil ürettin değil, gerçekten bugünkü bilişim ekonomisi denen şeyin içinde işleyebilecek katma değeri en yüksek ürünleri üretebilmenin yolu eğitimden, araştırmadan geçiyor. Yani orada 2x2=4 hepimizin tahmin edebileceği şey. Diğeri ekonomik büyüme modelini değiştirmek için bir yatırım programı oluşturmak. Göçmenlerin yerleşimi ve entegrasyonu ve bu dönüşümleri sağlayacak kişi ve kuruluşların yapılandırılması. Yani bir şeyler, birilerine maaş vermemiz lazım bunları yapılandırması için diyorlar. Dolayısıyla çok somut bir şey koyuyorlar ortaya ve bunu da diyor ki yani bütün ülkeler katılsanın keşke ama başlangıçta nüfusun ve gayri safi milli hasılanın %70'ini temsil eden 4 büyük ülke katılsın diyor. Bu temel üzerinden tekrar açarım bazı yerlerini, belki Varoufakis'le beraber tekrar konuşuruz, o yüzden şimdilik şey yapayım. Bu temel üzerinden Piketty'nin önerisi, bugün eğer bir şey yapmazsak bir acil durum çağrısı. Çünkü diyor yani çok geç olacak. Geç olmaktan kasıt nedir? Burada birçok açıdan olacak ama evet, sen o başlıkları da ver. Evet. Yani
aslında yani karamsar olmadan, çünkü şu da var yani dünyanın bir çöküşe doğru gittiği, hiçbir şey yapılamayacağı, zaten böyle gelmiş böyle gideceği vesaire gibi bir karamsarlığa da kapılabilir ama bilim insanlarının buna hakkı yok doğal olarak. Ve entelektüel sorumluluk açısından da sonuna kadar gitsin görelim diyecek durumda da değiller. Allah'tan böyle bilimsel özelliği korunmuş yerler var. Bunu söyleyen bir akademik elite hala nefes alma ve özgürlük tanıyan bir şey var diyelim. Evet. Zihniyeti var. Bu bizim için de çok önemli bir şey. Bu çatının altında bunun seçilme, yani katılım ve mekanizmasını da Avrupa Parlamentosu'na yerel politikanın nasıl dahil edileceğine dair birkaç çözümleri var. Ayrı bir parlamenter kompozisyon oluşturmak. Dolayısıyla Piketty'nin acil çözümüyle aslında hani onu yeterli bulmayan Varoufakis'in şeyi de, hani ben senin iznin olmadan pasları atıyorum. Ama mesele yeni bir, yani bu reform, yani reform diyorlar. Çok şimdi Seren'e tabii sözü vereceğim ama Seren bu konularda epeyden beri çalıştığı için kişisel olarak da, yani kişisel derken bir ekip olarak da aslında Türkiye'den akademisyenler olarak Alpan Telek'te var. Mesela ikisinin katkıları var yani. Hı-hı. Özellikle nasıl şöyle kabaca özetleyebilir miyim acaba? İçinde bulunduğumuz dünyada çok belirleyici olan işte ekonomik ve sosyal adaletsizliğin giderilmesine dönük nasıl adımlar atılabilir konusunda kafa yürüten akademi, genç akademisyenlerimizden olduğu için. Ama bir de şöyle bir durum var tabii. Varoufakis'i sana pas atacağız. Şimdi Piketty'nin benim anlayabildiğim kadarıyla önerisi acil Avrupa için bugün hemen işte uygulanabilir bir çözüm önermek. Fakat Varoufakis'in Amerika Birleşik Devletleri'nde Bernie Sanders'la beraber de girişmiş olduğu daha küresel çapta bir çözümün ana eksenini belirlemek gibi bir çaba içerisinde ve ilerici internasyonel, eski çağrışımları, internasyonel çağrışımları da olan daha solda, bilmiyorum Piketty solda durur mu yani, pek öyle gözükmüyor, daha solda bir çözüm önerisi. O yüzden hem Varoufakis'in tartışmasını belki Piketty'den de götürerek, Piketty doğru söylüyor mu? Evet, evet. Tamam. Evet, aslında Nazlı Hoca çok güzel açtı alt başlıkları. Ben oradan çok güzel paslar aldım. Şimdi bütün yani bu burada da yürüttüğümüz tartışma dünyanın bir kriz içerisinde olduğu ve bunun temel olarak aslında bizim meslektaşım Alpan Telek'le birlikte yani uzun bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarda bunun temelini siyasal ve aslında toplumsal veya sosyal adaletsizlik olduğunu söylüyoruz. Burada tüm bu noktada aslında Varoufakis'in neden transatlantik bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğu hikayesi biraz şeye dayanıyor. Yani dayanışma meselesine önem vermesi. Çünkü Syriza deneyiminde, Syriza henüz programını ilk açıkladığında... Çok özür dilerim. Belki hızlıca evet, Varoufakis'in kim olduğunu evet, hatırlatalım. Varoufakis de aslında diyelim ki Yunanistan'ın yetiştirmiş olduğu Avrupalı entelektüellerden diyeceğim. Yani çok Yunanistan içinde kapalı bir isim değil ama Syriza hükümeti ilk iktidara geldiğinde ve Avrupa Birliği'nin acı reçetesini uygulamak zorunda oldukları süreçte finans Maliye Bakanlığı yapmıştı. Fakat ve Avrupa Birliği ile o süreçte müzakereleri de yürüten bir bakandı. İlk baştaki o bu nasıl geri ödeme olacak, nasıl çıkaracaklar Yunanistan'ı dışarı bu sorundan diye. Fakat çok ukala ve şey bulunuyordu. Avrupalılar çok kızgındılar benim uyandığım adım. Onu ikna edemediler yani sonradan. Ve o da istifa etti, ayrıldı o görevden ve bir kendi grubunu kurdu değil mi? Diğer evet, istifa ettikten sonra aslında tam da Syriza'nın biz bu programı, yani ortaya koydukları sosyal ve siyasal adalet temelli programı tek başlarına uygulamalarının mümkün olmadığına dair bir söylemleri vardı iktidara geldiklerinde ve nitekim uygulayamadılar. Ardından Varoufakis belki de yani bunu görerek, oradaki tecrübesine dayanarak çözümün Avrupa içinde bir dayanışma olduğunu ortaya koyan yeni bir hareket kurdu. Ve Avrupa'dan, Avrupa özellikle DiEM hareketi içerisinde ve Avrupa Baharı adı verdikleri, European Spring adı verdikleri bir partiyle seçimlere girme kararını verdiler. 2015'te örgütlenmeye başladılar. Buradaki bütün vurguları aslında
Dayanışma temelli, yani tek başımıza milli sınırlar içerisinde bizim bütün neoliberallere, örgütlü bütün neofaşistler diyor, neofaşistlere, sağ popülist iktidarlara karşı tek başımıza mücadele vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla uluslararası bir dayanışma ihtiyacımız var diyor. Ve son noktada da DiEM25 hareketine ek olarak ilerici enternasyoneli ortaya koydular. Senin de bahsettiğin gibi Bernie Sanders'la beraber 1 Aralık'ta da ilerici enternasyonel ortaya çıktı. Yani Amerika'da birlikte bir araya gelerek ilerici enternasyonelin artık uygulamaya konulduğundan bahsediyorlar. Onlar da aynen Piketty gibi sorunlar çok acil, dünya bir kriz içerisinde bizim bunlara çözüm üretmemiz gerekir diyor. Yani buradaki temel nokta aslında entelektüellerin sorunların sadece karanlık taraflarına yönelmek yerine artık çözüm odaklı düşünme sorumluluğunu üzerinde hissetmeleri. Her ne kadar ayrışsalar da bu tartışmalar bize şunu gösteriyor. Aslında benim de mutlu olduğum bir nokta burası. Çünkü biz hep başka alternatif yok hikayesini özümsemiştik. İşte Thatcher'ın ortaya koyduğu neoliberalizmin başka alternatifi yok. Türkiye'de de biz bunları çok tartışıyoruz. Alternatif yok. Fakat hem Piketty'nin hem... Thatcher ne diyordu? Tina mıydı? Tina. There is no alternative. Tina diye kısaltmış vardı. Varoufakis de sık sık onu vurguluyor. Evet, sık şey sık. Meselesini. Yani bize hep kapitalizmden sonra başka hiçbir şey olamaz gibi davranıyor. Yani dünya batabilir ama kapitalizm dışı hiçbir şey olamaz. Bariz bir sloganı var. Yani hem Sanders hem de Varoufakis bunu oldukça sık vurguluyorlar. Ama işte bu bütün hikaye Amerika'da da gördüğümüz, yani demokratik sosyalistlerin Demokrat Parti içerisinden mücadelesi ve özellikle sınıf temelli, biraz evvel de bahsettik, yani dünyadaki sorunların sadece temel hak ve özgürlüklerle ilgili olmadığı ama bir taraftan da sınıf temelli sorunlar olduğunu, toplumsal ilişkilerin, üretim ilişkilerinin değiştiğini vurgulayan bir hareket var. Dolayısıyla aslında sınıf tanımını da burada sorgulamaya açmak gerekiyor. Yani bu dünyadaki yeni hareketlerde, sosyal hareketlerde gördüğümüz, geçen yıl İran'da başladı, Tunus'ta gördük, bu sene Fransa'da gördüğümüz, Sarı Yeleklilerde gördüğümüz, Sezin'in bahsettiği Macaristan'daki örnekte gördüğümüz aslında sokağa çıkan daha geniş bir kitle var. Onları nasıl tanımlamamız gerektiği hikayesini de tartışmamız gerekiyor. Yani daha homojen olmayan, amorf, farklı kesim, yani ilk başta değil mi? Özellikle Fransa'da çok konuşuldu ya, bir türlü tanımlanamıyor. Peki bunların ortak paydası ne? O anlamda söylüyorsun değil mi? Aslında bir fayda var. Evet, bunların bir ortak faydası var. Bunların ortak faydası aslında emeğin prekerleşmesi. Yani güvencesiz. Güvencesiz hissetmeleri, gündelik hayatta her gün güvencesizlik ve belirsizlikle mücadele etmeleri. Aslında bütün bu geniş kesimleri sokağa çıkaran, bir araya getiren bunlar ve tam da adaletsizliği gündelik hayatlarında derinden hissetmeleri. Özellikle Piketty'nin de vurguladığı şey, insanlar artık Avrupa'nın geleceği için sorumluluk almak durumundalar. Varoufakis'in de hem ilerici enternasyonelde hem DiEM25'te vurguladığı bu nokta prekariteleşme, artık bunu söylemek biraz zor oluyor ama Türkçe'de yani yeni bir sınıf prekarya, yeni sınıf prekarya ve prekaryanın temsile ihtiyacı var. Bizim Alpan Telek'le birlikte İlerici Enternasyonel'e katkı olarak sunduğumuz makale aslında bir tartışma yarattı DiEM25 ve İlerici Enternasyonel hareketinde. Çünkü biz orada şunu söylüyorduk, yani hangi sınıfı temsil edecek bu İlerici Enternasyonel, nereye dayanacak? Biz onun prekari olduğunu düşünüyoruz. Yani Varoufakis'in Piketty'ye cevabına gelecek olursak da, aslında bence ortaklaşıyorlar birçok noktada. Yani çok net bir keskinlik yok. 2014'te de karşı çıkmıştı ama Varoufakis bu meselenin, yani Avrupa'nın kurumlarının dönüşüme hikayesinin, sosyal adaletin yeniden tesisinin sadece yeni vergilerle, vergi dayatmalarıyla mümkün olmadığını söylüyor. Çok başka bütüncül bir finansal dönüşüm programı öneriyor ve bunun içinde biraz daha sanıyorum o kendince Piketty'yi daha reformcu buluyor. Büyük ihtimalle öyledir. Şimdi ben Sezin'i de dahil edeceğim konuya. Şimdi Sezin'cim, aslında yine senin de çok uzun süredir takip ettiğin işte
Seren de biraz bahsetti. Bu arada işte epeyden bir zaman içerisinde, hani dünya bu sürece doğru hızlı ilerlerken epey bir zaman içerisinde de işte merkez politikaların uçlara doğru kaydığını, sağında solunda diyelim ama tabii sağın çok belirleyici olmaya başladığını, popülizmin, işte muhafazakarlığın içinde biraz dinde bir şekilde farklı ülkelerde, farklı dinler olsa da beraber karıştırıldı, harmanlandı. Öyle bir dönem var ve onlar da özellikle Brexit tartışmasında da gördüğümüz üzere yani bir ülkeyi olup rayından çıkartabiliyorlar. Yani aslında İngiltere'de aşırı sağın tabii Muhafazakar Parti içinde de temsilcileri var ama Muhafazakar Parti'nin giderek daha sağa kayması ya da o daha sağcı olanların söylemi egemen olmasıyla falan yaşanmış bir süreçte. Şimdi işte çık bakalım işin içinden durumunda bekliyorlar. Tam bu noktada hani dünya buna alternatif çözümler üretmeye çalışırken diyelim ya da entelektüeller, akademisyenler, belki bazı siyasetçiler de, yani sadece var ufak istemiyorum ama başka ülkelerden, boş durmayanlar da var. Üstelik Amerika'dan Avrupa'ya geliyorlar ve Steve Bannon'dan bahsetmeni istiyorum. O da Avrupa'yı birleştirecek ama bambaşka bir Avrupa için. Neden? Nasıl? Bakıyorum size Piketty ve Varoufakis düştü. Bana da Steve Bannon. Maalesef. Böyle nasıl adaletsizlik bilemiyorum. Yani adaletsizliklerden bahsetmişken. Steve Bannon'da herhalde enteresan bulanlar tabii ki var muhakkak ki. Steve Bannon da bir kült figür. Kendi içinde hayatımıza Trump'la girdi o da. Aslında tabii daha öncesi var bunun. Amerika'da Breitbart. O meşhur aşırı sağ mı diyelim, aşırı sağ değil de alt-right denince, böyle bir alternatif sağ denince daha şekerle kaplanıyor üstü. Ama bütün o komplo teorilerini, aslında popülist söylemleri Amerika'da bayağı bir yayan sitenin kendisi Güzide insanıydı, yıldızıydı Steve Bannon. Ve Trump'ın kampanyası sırasında da ideolojik bel kemiği büyük ölçüde sağlayan kişi addedildi. Ve Beyaz Saray'da da önemli görev aldı aslında. Yani baş stratejist olaraktan ve aynı zamanda özel danışman olarak da Trump'ın. Fakat 7 ay orada tabii dayanabildi o yönetimde veya yönetim ona 7 ay, o yönetim ona 7 ay dayanabildi, öyle de diyebiliriz. 7 ay sonra kullanma tarihi doldu Steve Bannon'ın, çünkü çok gerçekten sert bir kişiliği var ve Beyaz Saray'a fazla geldi diyebiliriz. Ve dolayısıyla oradan sonra şimdi gözlerini başka ufuklara doğru dikti. O da işte Avrupa. Avrupa'da bir süredir bir hareket başlatıyor. Adı da Hareketin. ve Brüksel merkezli popülist bir hareket. Ve bütün Avrupa'nın aslında, yani Trump'a yaptığı hizmeti, o akıl verme hizmetini aslında Avrupa genelindeki liderlere, popülist liderlere ve partilere, hareketlere verme niyetlisi. Ve özellikle şu arada İtalya'ya konsantre olmuş vaziyette. En çok orada piyasa bulduğu için birazcık herhalde. Orada da enteresan projeleri var. Şöyle ki bir işte... Yahudi ve Hristiyan köklerini Batı'nın ön plana çıkaran bir aynı zamanda Vatikan'la işbirliği içinde, Vatikan'da bazı çevrelerle diyelim, yani Vatikan'ın kendisiyle değil çünkü kurumsal olarak, ama kilisenin ilintili olduğu bazı gruplarla bir enstitü kurmaya da çalışıyor İtalya'da ve gelecek senede ilk öğrencilerini alacaklarını, 250-300 kişi senede eğiteceklerini söylüyorlar. Ama bunun dışında işte Steve Bannon'ın sürekli Avrupa'nın çeşitli kentlerinde son dönemde görüyoruz. Bir kere bunun iki sebebi olabilir. Benim gözüm bir yandan da Mike Flynn'in bugün işte ne kadar ceza alacağı veya almayacağı belli olacak Amerika'da. O çok önemli. Çünkü Trump'a karşı 17 tane yürütülen soruşturma var malum. O 17 soruşturmada çember giderek daralıyor ve Trump'ın yakın çevresi, ailesi, kendisi giderek soruşturmaların odağına geliyor. Şimdi Steve Bannon da Amerika'dan gitmeseydi, Avrupa'ya kapağı atmasaydı belki bu tartışmaların odağında o da olacaktı. Ve bütün bu hapis cezaları vesaire işte Trump'ın yakın çevresine, ki bu da hapis cezalarından da şeyle kurtuluyorlar.
özellikle bu soruşturmalarla işbirliği yaparak kurtuldular. Steve Bannon da bunların içinde olacaktı. Fakat o kendine bambaşka bir işte rota çizdi. Bu anlamda vizyoner denebilir en azından. Ama bunun ötesinde Steve Bannon vizyonu nedir dersek, işte o yerli ve millicilik tam olarak, nativism veyahut da hakikaten tam çevirisi yerli millicilik olabilecek olan, her ulusun, her milliyetin kendi çıkarlarını, milli yönlerini ön plana çıkarması gerektiğini söyleyen bir aslında şey var, ideolojisi var. Çok da derin ideoloji diyebilir miyiz? Bannonizm gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bence hayır, ama bu söylem de tutuyor bir yandan. Ve burada önemli olan şey, ve burada topu size atayım, enteresan bir şey, bizde, Türkiye'de çok önemsenmeyen o yerel seçimler birdenbire önemli hale geldi. Tarihimizin bu döneminde birdenbire kritik hayat seçimleri addedilmeye başlandı. Avrupa'da da Avrupa Parlamentosu seçimleri Mayıs ayında gelecek olan çok önemli, aslında addedilmeyen seçimler bizden hayati hale geliyor. Bu da enteresan aslında bir paralellik Türkiye ile Avrupa arasında. Bu bahar, Mart ve işte Mayıs ayları Avrupa ve Türkiye için bu açıdan seçimler noktasında ilginç olacak. Valla güzel pas attın. Şimdi nasıl toparlayacağız? Şunun için söylüyorum. Aslında ben de biraz Türkiye üzerinden de düşünebiliriz mi acaba diye size dönecektim. O da şöyle ki, hakikaten bu söylediğiniz alternatif çözüm önerilerinin, onlar tabii daha nasıl diyeyim, global sorunlara ilk bir tanesi Piketty'ninki ilk hemen yapılabilecek anladığım kadarıyla mevcut kurumları, sadece dayanışma yapılabilirse mevcut kurumları kullanarak yapılacak bir şey. Varoufakis'inki biraz daha kurumsal değişikliklere, daha nasıl diyeyim, temel değişikliklere de ihtiyaç duyan ama belki bu adımdan da çok itirazcı olmayacağı bir şey. Bir de işte karşı taraf boş durmuyor, çalışıyor diyelim. Zaten iktidarlar da boş durmuyorlar çünkü ellerinde güç var. Fakat yerelde bir takım güzel örnekler oluyor Avrupa'da. İşte bugün hani yayından önce paylaşmıştım, biliyorum çok geç vakit olduğu için hepiniz bakamamışsınızdır ama orada işte Napoli Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi oluyor herhalde, Napoli büyük bir şehir olsa gerek, ben görmedim, deki bir takım örnekler ele geçiyor. Şimdi bizim Türkiye'den bahsediyorum. Yani şu Piketty'yi okurken, dönelim istedim, sen anlatırken, işte Varoufakis'i de daha önce anlattığın için o kadar detayına girmedin ama ya bizde ne, zaten normal seçimlerde böyle bir program konuşulabildi. Şimdi bir de yerel seçimler var. Konuşulamıyor. Ben geçen programda da biraz böyle açıkçası taş koymuştum konuşmalara. Adaylar üzerinden çok gitmesinden çok rahatsız olduğumu söylemiştim. Fakat siz ne düşünüyorsunuz? Yani yerelin önemi hakkında da belki bir şeyler eklemek istersiniz. Hani özel olarak Türkiye gündemi de gündemde olduğu için diyelim, seçimler belki. Ben hızlıca o zaman şey yapayım, yani Avrupa Birliği'nden de konuştuğumuz için desantralizasyon bir anlamda ademi merkeziyetçilik çok, yani yerelleşme anlamında politikanın yerelden ilerlemesi daha etkin, daha hızlı sonuçlar alabilmek açısından önemli saydıkları bir şeydi. Bir de bir anlamda ulus devletin direnebilecek yapılarını kırmak açısından da Avrupa'nın büyük çatısına da bir olanak sağlayan bir araçtı. Yani şu anlamda alet, edevat gibi bir yönetişim aracı olarak da bu şey yapıldı. Ama bunun en önemli şeylerinden bir tanesi bu yerel dediğimiz şeyin aslında bugün ne kadar küresel olduğudur. Yani hani globalizasyonu ben ilk duyduğumda hani tuhaf, nedir bu şimdi diye düşündüğüm bir kavramdı. Ama gerçekten globalizasyon gerçekleşti. Yani ne oldu? Hem küresel ölçekteki fenomenlerden doğrudan etkilenir olduk her yerde. Köyde, kentte, her yerde, mahallede. Yani hiçbir sızmadık yer bırakmadı sermaye. Hem yani bu sızmadık yer bırakmadı aslında bir anlamda 19. yüzyılda, yani sanayi devrimi sonrasındaki büyük yayılım, emperyalist yayılma da aynı şekilde sermayenin yayılımıydı. Şimdi başka bir dalga, yeni bir yayılım gerçekleşti. Son işte bu genel çerçevesiyle neoliberalizm deniyor en çok buna. Bu yayılım sırasında olup biten, yani artık suyumuzdan havayı özelleştirecekler neredeyse, o vaziyetteyiz. Ve bunun da gerekli ve iyi olduğunu da inandırıldık 80'ler boyunca.
Biz buna 79'dan itibaren, 24 Ocak kararlarından itibaren doğrudan yaşamış bir ülkeyiz zaten. Şu anda bütün bu dünya cenneti yerlerde maden aranması, şu kadarcık altın için tonlarca toprağın, tonlarca sayı, bir sürü ağacın yok edilecek olması, HES'ler, yani her yerin, her yani bırak İstanbul'un kaldırımlarını, bu özelleştirme diye kimi zamanda söylenen belli politikalar aracılığıyla bütün bu dağ yayılımının yeni bir aşamasındayız ki bunun içine şey de dahil, düşünceler, yani telif hakları çok önemli bir şey ama bir yandan da oraya da yayılıyor. Yani elini değmedik hiçbir yer bırakmıyor. Ortak işte müşterekler hareketinin en büyük sloganı buydu. Yani bir müşterek bir şeyimiz kalması lazım. En son bizde köylerle ilgili yasaların, yani köylerin idaresiyle ilgili yasaların değişmesi sırasında ortak arazi sayılabilecek, yani hiçbir şey bırakılmaması. Orada o yüzden senin gönderdiğin şeyde Napoli'de çok böyle içimi sızlatan bir şey oldu. Yani çünkü bu ortak yerlerin tanımlanması, yani ne özel mülkiyet ne kamusal mülkiyeti olan işte kamunuz, müştereklerin bir yerde bak gerçek olmaya başladı. Yani beni hakikaten böyle etkiledi, böyle ben de bir imrenerek baktım. Ama hani şey olmayalım, karamsar olmayalım mutlaka. Bizde de var güzel örnekler. Tunca neredeydi? Şeyde bir belediye Dersin. Başkanı. Dersin. Evet. Ovacık. Mesela orada çok umut verici. Yani bazen bir tanedir, çoğalır. O yüzden de ben de senin gibi gıpta ederek baktım açıkçası. Yani tabii yani karamsar durum tespitleri, sen ikinci kez bunu vurguluyorsun, hani yapmak karamsar olmamızı gerektirmiyor bize, öyle öğretiliyor. Yani karamsar durum tespitlerinden sonra bunu kabulleneceksin, düşünemezsin değil. Tam oraya sana da evet. Yani sen ne düşündün hem genel olarak yerelin önemi konusunda, belki hı-hı. Türkiye, yani Türkiye'deki şu atmosferde nasıl... Mesela ne bileyim, üniversiteye döndüğünde, İsveç'e döndüğünde sorduklarında nasıl bir şey izlenim aktaracaksın, onu da merak ettim. Ayrıca. Aslında yani yerel siyasetin ben Türkiye'de hala çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü medyanın bu kadar kontrol altında olduğu, bir yurttaşların bilgi erişimini bu kadar sınırlı olduğu bir alanda yerel siyaset hala Türkiye'de çok böyle şey... alan açabilen, alternatif siyasete alan açabilen bir noktada. Çünkü yerelden yurttaşlara ulaşmak daha kolay. Hani Türkiye'de tamam, yani çok büyük şehirler var. İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropoller var ama özellikle bir de Türkiye'nin geniş bir Anadolu diye söz ettiğimiz geniş bir kesimi var. İşte Dersim'de Ovacık Belediyesi'nin yaptıkları doğrudan yurttaşların gündelik hayatına dokunabilen bir program. Çünkü onların işte köydekilerin ürettiği ürünleri sat ve bir noktada globalleşti. Yani bugün Avrupa'da bile işte Ovacık Belediyesi'nin ürünleri satılabiliyor veya İstanbul'da yurttaşlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla hem ekonomik bir model, bir de tabii şey, şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediler. Yani belediyenin bütün gelir ve giderlerini halkla paylaşıyorlar. Bu aslında çok önemli bir örnek. Yani evet, bir örnek var sizin de dediğiniz gibi ama alternatif bir model. Şimdi Türkiye'de aslında muhalefetin bence başarısız olduğu noktalardan biri bu. Yani kişileri tartışıyoruz bugün senin de dediğin gibi. Ama bu kişiler hangi program üzerinden veya hangi bir nasıl bir kent ütopyası üzerinden yurttaşlara seslenecekler, bunu tartışamıyoruz. Bence hala alternatif bir program oluşturabilecek bir hareketin Türkiye'de özellikle yerelde birçok soruna cevap verebileceğini düşünüyorum. Ve bence özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında çok başarılı olduğu, yani Türkiye'deki diğer partiler hizmet konusunda yani oldukça başarısızlar. Bunu en iyi biz yapıyoruz. Tabii yerelde birebir ilişki. Aynen, yani bunu vurgulamasına karşılık bir model göstermeniz gerekiyor. Bunu mesela İzmir Belediyesi'nden başlatabilirsiniz. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi belki Türkiye'de çok enteresan bir yönetim modeli uygulayabilir. Ve bu yönetim modeli sadece şey değil, yani işte projeler yapalım, halka seslenelim değil. Yani hakikaten kentlilerin yeni sorunları neler? Az evvel prekarya olmaktan bahsettik. Yani bu
bugün Türkiye'de gençler hakikaten geleceksiz hissediyorlar. Onları bir araya getirebilecek sosyal alanlar neler? İşte Anadolu'da kadınlar mesela sosyalleşecekleri hiçbir alan olmadığı için, yani belediyeler artık kamusal bir hizmet sunmadığı için bu noktada daha çok dini cemaatlere, tarikatlara katılıyorlar. Yani inanç olarak benimsemese bile, benim yaptığım bazı alan araştırmalarında, ama ben hani orada sosyalleşiyorum çünkü öteki türlü evde kalacağım diyor. Yani kadınları, gençleri sosyalleştirebilecek alanlar yaratan, onların aynı zamanda hani ekonomik sorunlarına da çözüm üreten mesela çeşitli kooperatif yöntemleriyle bir model sunulsa, yani o kentte yaşayan vatandaş hakikaten bu yönetim benim hayatımı değiştirebilir diyebilse bence çok etkili olur. Fakat ne yazık ki yani tamam çok önemli ve çok tartışılıyor ama bu eksende bir tartışma göremiyoruz. Bir de şey meselesi var, yani Türkiye'de iller bir anda büyük şehir olmaya başladılar. Yani bu bir artık politikaya dönüştü. Özellikle yeni büyük şehir olan illerde 40 kent ayrımı konusunda bile çok büyük bir muğlaklık var. Yani hala köy hayatı yaşıyor vatandaşlar ama vergilendirme hikayesi çok farklı. Yani ödediği su faturası örneğin iki katına çıkıyor. Ulaşım ücretleri ciddi bir şekilde artıyor. Dolayısıyla aslında bunun bilgisi dahi bence hala Türkiye'de yok. Bunun bilgisi de üretilmiyor. Bence hani hem bu bilgiyi üretecek hem de o bilgiyi üretirken onlara çözüm üretebilecek bir program ve anlayışla hakikaten yerelden bir hikaye, bir Türkiye hikayesi yaratılabilir. Bunlar güzel noktalara değindin. Hemen pası sizine atalım. Sizin buraya sen de belki eklemek istersin. Yani yerelin önemi konusunda Türkiye'den ve dünyadan ve bir de bir ortak mücadelelerde de var. Şimdi sen şeyi söyleyince dikkat çektim. Mücadele alanları, kitlesel protesto yapmak da her yerde Fransa'daki gibi yani kolay olmayabiliyor ama özellikle bu doğa çevre konusunda çok yerelden olan, çok kitleselleşemeyen ama birçok da dünyanın her bir yerinde şu anda Türkiye'de olduğu gibi akut bir şekilde devam eden protestolar var. Toprağını korumaya çalışıyor insanlar, havasını korumaya çalışıyor, suyunu korumaya çalışıyor. Benim aklıma bir de bu geldi. Yani onlar o anlamda belki glokalize olamıyorlar ama aslında küçük küçük yukarıdan bakabildiğimizde onlar da ortak bir paydaları var yani diyecektim. Ya tabii şimdi aslında yapılabilecek çok şey var. Herhangi bir şekilde sahada çalışan, sahada derken yani mahallelerde işte şeylerde herhangi bir soruna odaklı sivil toplumda çalışan aktivist arkadaşlarımdan biliyorum ki onların işte her zaman eksikliğini çektiği şey belediyelerin desteği, belediyelerle bir iletişim kurmak, bir ortaklık kurabilmek. Bunun için çok şey yapıyorlar, dertleniyorlar aslında. Çünkü o sahadaki yapılabilecek şeyleri belediyeler el atarak ufak dokunuşlarla çok şey yapabilirler. Fakat maalesef bizde pek öyle olmuyor. Çünkü işte o rant meseleleriydi vesaireydi ya da başka siyasi derebeylikler adeta kuruyor olmak yerelde daha bir ön plana çıkıyor maalesef çoğu zaman. Tabii bunun ötesinde Türkiye'nin merkezi siyasi sorunlarını ve işte tüm işte daralan siyaset alanını da katarsak işin içine çok pozitif bir tablo çıkmıyor. Gene de yapılabilecek çok elbette ki şey var. İnsan hayatına dokunan çok şey var ve oradan yani mesela ne bileyim ben en basitinden söyleyeyim. Teyzem Sevgi Soysal bu yıl Nilüfer Belediyesi tarafından yılın yazarı seçilmiş. Evet. Ve onunla ilgili o kadar çok aktivite yapıldı ki ve o kadar aslında hiç olmadığı kadar ön plana çıktı ki Sevgi. Bu benim için etkileyecek yani şöyle demek istiyorum. Elbette zaman zaman ön plana çıkıyor fakat çok örgütlü bir ve bütün yıla yayılan organize bir çalışmayla hiç onundan haberi olmayan bir kitleye de ulaştı yazılı olarak. Mesela atıyorum çocuklar işte kapak tasarlamışlar, kitap kapakları vesaire. Gördüm, çok güzeldi gerçekten. Aslında şeyler kim bilir oradan yani hani teyzemin birilerine ulaşması yazar olarak ötesinde belki grafiker olarak oradan kim bilir ne yetenekler çıkacak bir de o tarafı var işin. Bu böyle fakat gene Macaristan'a döneyim. Orada işte bizim gibi ülkelerde mesele kazanmak o kadar zor ki zaten.
Mesele biraz kazanmanın kendisi oluyor. Ki orada geçtiğimiz yıl bir kazanma hikayesi olmuştu. Bir kişi çok şey de değiştirebiliyor. Orada ilk defa muhalefeti bir araya getiren bir aday oldu. Ufak bir şehirde. Ve Fidesz'in yıllardır iktidar partisinin artık kalesi sayılan bir yerde, ta yani Macaristan'ın yönetimi işte rejim değişikliğinden beri, Fidesz'in varlığı kurulduğu andan beri kalesi olan bir yerde, ufak şehirde, birdenbire bir genç adam çıktı ve bütün muhalefeti de birleştirerek belediye başkanı olabildi yerel seçimlerde. Ki çok karalama kampanyası yürütüldü aleyhine vesaire vesaire. Belki ulusal çapta insanlara ulaşıp da karalama kampanyalarına cevap vermek zor ama yerelde herkes kimin ne olduğunu daha bildiği için belki ulaşmak da daha kolay olabiliyor ve farklı bir kampanya yürütebilmek insanlara dokunan, bu da bir anlamda kolay oluyor denebilir. Ama ilk defa yani Fidesz'e karşı bir siyasi zafer elde edildiyse iktidara geldiği son yıllardan beri orada o yerelde olabildi. Kazanmak önemli dedik. İşte o kazanma, bizde kazanan her şeyi aldığı için popülist sistemlerde, bir anlamda popülist iktidarların olduğu sistemlerde her şeyi belirliyor. Yani o onun dışında yönetim bölümüne bir türlü gelemiyoruz. Yönetim kısmında neler yapılabilir tarafına işin. Ama birçok şeyi değiştirebiliyor bir kişi dedik. Enteresan başka bir örnek de bir 15 yaşında kızımız İsveç'ten bir öğrenci çıktı ve cuma günleri son dönemde işte okula gitmemeye ve protesto gösterisi yapmaya başladı İsveç'te. Ve bu dalga dalga dünyaya yayıldı. Greta Thunberg'den bahsediyorum. Bu da çok etkileyici hakikaten. Yani çünkü öyle bir çağdayız ki aslında medyanın büyük de bir gücü var. Yani Greta Thunberg'in hareketi, ondan sonra başlattığı hareket Avustralya'da yankı buldu. Avustralya'dan gitti bu sefer işte Katowice'deki iklim zirvesi son haftalarda süren orada yankı buldu. O da oradaydı zaten. Ondan sonra şimdi Amerika'da da tartışılıyor. Ve Asperger sendromlu bu kızın yaptıkları aslında o enerjisi ve aynı zamanda da Asperger sendromlar da çok kolay değildir. Dışarıdan görüldüğü gibi çok pembe bir durum değil aslında. Yani o inatçılık çok negatif tarafları da olabilir ama orada iyi bir şeye kafayı takıp, bir ideale kafayı takıp hiçbir şeyi görmeden gözü kara biçimde onun peşinden gidiyor olmak bence örnek alınması bir şey. Evet, Nazlı sana hemen döneyim. Nazlı'nın da gözdesi bu genç kızımız. Şunu da söylemek istiyorum. Yani tabii şimdi bir şahıs olduğu zaman medya açısından, hani bir medya mensubu olarak söyleyeyim, Asperger'li olsun olmasın, işte hoş bir kız çocuğu olması, bunların hepsini birleştiğin zaman hemen bunu harcayabiliriz yani. Çok bol bol ekranlara getirip arkasında bir sürü röportajla her yere davet edip, ama bir süre sonra o anlamı çıkmaz. Ama bana etkili gelen ve ilginç gelen, işte sizin de bahsettiği gibi uzun sürelere yayılmış bir çabanın sonucunda bir kere bir günde buraya gelmiyor. Yani tanınır bir hale gelmiyor. Bir de çocuklar açısından da bakar mısın? Yani çocuklar, işte benim de oğlum var, senin de çocukların var. Senin de olacak belki ileride. Greta gibi konuşalım. Ben 57 yaşındayken şu olacak bu olacak diyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yok oy kullanamazlar, onu yapamazlar, bunu yapamazlar ama bazı konularda çok daha hassas, algıları açık ve belki tehlikeyi bu anlamda doğru tespit etmek, önemsemek, çünkü bir sürü bizim işte iktidarmış, o tür falan hırsları da olmadığı için önemli yani. O açıdan da bir, yani çocuklar açısından da bakmak ister misin bilmiyorum yani. İsterim tabii, yani sadece çocuk sahibi olan biri olarak değil, çocuk olmuş zamanında olan biri olarak da yani hepimiz bunu yaşadık. İrademizin yok sayıldığı, isteklerimizin yok sayıldığı, büyüklerin kararlarına sorgusuz sualsiz uymamızın zaten doğal sayıldığı, biz çocukluktan geldik. Biz kendi çocuklarımızı büyütürken öyle yapmamaya çalıştık. Hani bize sandviç kuşağı diyorlar. Kendi büyütülmediğimiz gibi çocuklarımızı büyütmeye çalıştık. O açıdan belki zorlandık. Bu açıdan beni ilgilendiriyor. Çünkü bir insan çocuk olduğu için onun doğru karar veremeyeceğini savunmak, onu, evet yani onun adına düşünecek yetişkinlerin olması tabii ki o anlaşılır ve belli bir yaşa kadar da korunmaya ihtiyaçları var her şeyden önce tabii. Bunun için.
belki serbest bırakılsalar bambaşka şeyler yaşayacaklar. Belki bizim onlara verdiklerimizden bambaşka seçeneklerle daha gelişkin insanlar olacaklar. Bilmiyoruz. Biz onları himaye ettiğimiz fikriyle onlar üzerinde belki de kontrolümüzü sürdürüyoruz. Bilemiyorum. Şimdi benim çocuklar ergenlikte oldukları için ben bu hani irade meselesiyle çok ilgiliyim. Ama burada Greta'nın durumunda ilginç olan sadece kararlılığı değil. Yani sükuneti, feveran etmeden sakin bir biçimde bir çocuğun, yani ancak bir çocuğun söyleyebileceği sadelikte gerçeği söylemesi. Çünkü biz bugün gerçeği söylerken yüzlerce şeye dayanmak zorundayız. Bilgiye dayanmak zorundayız, meşruiyete dayanmak zorundayız, ünvanlara dayanmak zorundayız, eğitime dayanmak zorundayız. Orada diyor ki bir çocuk çıkıyor ya ben niye okula gideyim? Yani geleceği olmayan bir dünyada ben okula gideceğim de ne olacak? Siz hiçbir şey yapmıyorsanız, bu sorumluluğu almıyorsanız ben de o zaman kendi sorumluluğumu almıyorum ve okula gitmiyorum diyor. Şimdi bu sadelik tamam bir medya fenomenidir, şudur budur. Annesi de bir opera şarkıcısıymış. Hatta bu çok ilginç geldi bana. Annesi uluslararası bir opera şarkıcısı olabileceği halde sürekli uçak yolculuğu yaparak karbon salınımını çoğaltmak istemeyecek kadar çevreci bir kadın. Yani bir kere böyle birinin kızı. Greta herhangi biri değil. Babası da yani çevre konusunda ne kadar hassas olduklarını. Yani Avrupa'da böyle bir kuşak yetişti. Yani sadece bizim yaşadığımız dünyayı sömürebileceğimiz kaynaklar değil. İşte o Kızılderililerin meşhur atasözlerinde olduğu gibi çocuklarımıza devretmek üzere aldığımız bir miras, iyi bakılması, güzelleştirilmesi gereken bir miras olarak algılayan bir kuşağın çocukları büyüyorlar şu anda. Ve kendilerine anlatılan, yani bütün o eşitlik, insan hakları, insanlar dışındaki varlıkların da var olma hakları ve ekosistemin korunması, dünyanın kendi varlığının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerçek bir siyasi sorun olarak aslında belki de 20. yüzyılın en önemli şeylerinden bir tanesiydi. Nasıl diyeyim? Çünkü insanlık için daha ortak olan başka bir şey düşünemeyiz. Hani toplumsal cinsiyet bile desek kadınlar, erkekler, işte heteroseksüeller, homoseksüeller bir sürü şekilde ayırabilirsiniz. Ama sonuçta burada dünya içinde var olan varlıklar, dünyaya fırlatılmış, gelmiş ve burada varlığını sürdüren varlıklar olarak dünyayı hepimiz eşit bir süre sonra yaşıyoruz. Ben şimdi o sayfaya girdiğimiz için Olaf, yani şu anda neden o gözükmüyor bilmiyorum. Ben açtığımda başka bir şey gözüküyordu. Rejiden bulunan başka bir şey olmuş. Bu sayfa doğru. Doğru Kate Modern'ın önündeki ama buzullar. Ama şey yok muydu? Aha. Buzullar akıyordu. Hani o şey. O ayrı. Yani o ha, şey bir jeologla beraber çalışıyor çünkü burada o sanatçı. Hemen anlatsana onu. Evet. İklim değişikliği konferansı sırasında buna dikkat çekmek üzere bir çağdaş sanatçı Tate Modern ki biliyorsunuz İngiltere'de yani Londra'da çağdaş sanatın şeyi gibi yani Kabe'si gibi bir yer. Onun önüne buzullardan parçalar koyuyor ve insanları buzullara dokunmaya eriyene kadar orada kalacaklar. Buzullara onlara diyor elinizi koyun, onları dinleyin, erimelerini hissedin, onları duyacaksınız diyor. Aslında iklim değişikliğine, yani buzulların erimesiyle ilgili soruna dikkat çekmek üzere yapılmış bir çalışma. Dolayısıyla sanatçılar da artık bunu bir politik, temel politik mesele olarak gündeme getiriyorlar. Çok güzel, bundan haberdar ettiğin için teşekkür ederiz. Sen nasıl eklemek istersin? Yani benim özellikle burada eklemek istediğim, orada zaten konuşmasında da bahsediyor, hani gelecekten bahsediyor yani. Bence hepimiz, çocuklar, gençler, bizler hepimiz gelecek hakkından yoksun olarak yaşıyoruz. Çünkü bu işte konuşmanın en başından beri bahsettiğimiz bir siyasal adaletsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü dünya hakkında, çevre hakkında, bizim hayatımızı belirleyen her konuda aslında birileri bir takım kararlar alıyor. Fakat biz bu kararlara ne ölçüde katılabiliyoruz? Veya ya bu çok çok temel bir temsil meselesi ama bu aslında her gün ama her geçen gün bizim hayatımızı mahveden bir hikaye. O yüzden işte gündelik hayat çok önemli. Aslında çok basit bir gündelik hayat konuşması. Bir çocuğun bu konuşmayı yapması dediğiniz gibi yani yalınlığıyla, bütün gerçekliğiyle ve bizim konuşurken o çok düştüğümüz Türkiye için özellikle kutuplaşma hikayesinden arınarak temel
hayatımızı ve geleceğimizi etkileyen bir gerçekliğin hikayesi. Belki de aslında bu yeni siyaset dediğimiz şey bu gerçekleri bence çok yalın bir şekilde anlatabilme hikayesi. Çünkü o kadar artık şey ki kutuplaşmış bir durumda ki siyaset, özellikle kimlik siyasetinin 80 sonrasında bugüne kadar bizi getirdiği, siyaseti getirdiği nokta bu daha da derinleşiyor. Bir de tabii sosyal adalet meselesi var. Yani gelecek hakkından yoksun olmak bir de böyle bir hikaye. Yani çevre meselesi, kadın meselesi, bunların dışında her geçen gün güvencesizleşen bir yaşam ve ertesi gününüzü göremiyorsunuz. Yani bugün çok iyi ücret aldığınız bir işte çalışıyor olmanız da önemli değil. Yarın o işten kovulabilirsiniz. Bu bir anlamda sizin ve çocuklarınızın geleceğini etkileyen bir şey. Dolayısıyla bence aslında yeni siyasetin, alternatif siyasetin örgütlenmeye başlayacağı alanlardan biri, birçok Avrupa ülkesinde artık gözlemliyoruz. Yani kent hareketi, işte çevre hareketi. Ama bir taraftan da bu bütün sorunları çok net bir şekilde, çok temel bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dille anlatabilmek. Yani bence bu dil meselesi de özellikle entelektüellerin de en çetrefilli olduğu noktalardan biri. Aslında Piketty'nin orada bir ekleme yapmak istiyorum buna da bağlayarak söylediği bir şey. Yani biz bu bildiride çok mükemmel bir şey ortaya koyduğumuzu iddia etmiyoruz. Buna katkıda bulunabilirsiniz ve işte bu vatandaşların sorumluluğu. Belki de aslında bu şekilde katkılarla büyüyebilecek bir alternatif hikayesi yaratılabilir. Ona karşı alternatifler oluşabilir. Varuf Akis'in bahsettiği gibi o çok temel bir karşı çıkış yapmıyor ama bütün, yani toplumun bütün üyelerini, çocuklar da dahil, kapsayacak bir alternatif programa belki ihtiyaç var. Çok teşekkürler. Şimdi sizinle de döneyim. Güncelle başladık. Belki güncelle tamamlar ama Türkiye'de ben bu Greta'nın çok fazla ilgi gördüğünü görmedim. Onda acaba şöyle bir şey var mı diye sormadan edemeyeceğim. Biz çünkü aslında bayılırız yani çocukları bir takım önemli konularda ama büyüklerin hazırlamış olduğu ya da büyüklerden büyüklerin onlardan istediğinin düşündükleri gibi ifade edecekleri, mümkünse avazları çıktığı kadar bağırarak ve ellerini ve kollarını da büyüklerin hoşlarına gideceklerini düşündükleri bir şekilde hareket ettirerek yani ezberlenmiş bir şekilde göstermiyor. Eğer mesela ne bileyim öyle bir şarkı söylemiş olsaydı çevre için diye bir beste falan, o belki daha çok paylaşılırdı. Hani ya da küçük büyümüş de küçülmüş gibi olsaydı. Senin söylediğin o yalınlık bana oradan takıldı. Sizin bilmiyorum, sen ne diyorsun? Greta yeterince Türkiye'de ilgi görmemesi mi, yoksa zaten biz dünyadan bir kopmaya mı başladık? Son sözü de sana bırakayım genel olarak bugün konuştuklarımız üzerine. Ya biraz aslında belki Türkiye'de toplumda ilgi görmüş olabilir ama medyada, yani bu toplumda bazı kesimlerde en azından bazı bireylerin ilgisini çekmiş olabilir ama medyanın ilgisi olmayınca bazen iş arada kalıyor. Kime ne kadar yayılıyor o tartışılır. Bir de kültürel olarak baktığımda tabii Greta'nın Asperger sendromunu ben tekrar vurgulamak istiyorum. Yani Asperger sendromlar hakikaten çok kolay değil bir anlamda yaşaması ve görmesi, hatta şey yüzleşilmesi. Ben de kendimden çok iyi biliyorum çünkü yakınımdan çok iyi biliyorum. O kadar yani o yalınlık ve her şeyi filtresiz bir anlamda söylüyor olmak çok kolay da şey yapılacak bir şey değil. Sahiplenilebilecek herhangi bir şey değil. Bizde belki daha şeker bir kız çocuğu gözlerinin içine bakıp da çok fazla sert sert bütün gerçekleri dile getiren bir kız çocuğundan daha çok tercih ediliyor olurdu. Pembe kurdeleli vesaire. Bilemiyorum, kültürel olarak otizmlilerin, Asperger sendromlarının Türkiye'de pek de kolay benimsenmediği düşünürsek, eğitimde bu konuda çok sıkıntılar çektiklerini düşünürsek, bir de o tarafından bakalım işin. Ve dünyada ne kadar bu tarz bir zekaya, bu tarz zeka derken zihnin böyle bir işleyişine alışık, yalansız olduğu gibi küt küt ve her şeyi filtresiz söyleyebilen, konuşabilen, bunu bilemiyorum. Ama Türkiye'de işte mesela Açık Radyo çok gündeme getirdi. Kendisi de Greta'yla da röportaj yaptı. Bu anlamdan konuyu gündem yapanlar da oldu aslında. Fakat ana akım medya belki özellikle sahiplenmemiş olabilir dediğim şeylerden dolayı. Ama dünya genelinde de biz ne kadar mesele olan konuları mesele ediyoruz gibi de bir durum var. Yani küresel iklim değişikliği ne kadar zaten mesele ediliyor en baştan. Bugün
Dünya Göç Günü'ydü ve Birleşmiş Milletler'de önemli bir göç aslında anlaşması imzalandı ve o Türkiye'de imzalayanlar arasında bu Avrupa'nın ortası, o bahsettiğimiz orta kuşak İtalya'ydı, Macaristan'dı, Avusturya'ydı, tamamen bu şeye, anlaşmaya, düzenli göç anlaşmasına, ki çok da muhafazakar bir anlaşma, anlaşmanın derdi sınırları daha iyi korumak aslında, ona karşı duruyorlar ve bunlar çok da gündem olamıyor işte bu anlaşma vesaire. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda mesele belki o şeyleri, gündem olması gereken şeyleri, insan hayatına dokunan ve tartışılması gereken şeyleri zaten ne kadar gündeme alabildiğimiz belki de. Çok haklısın. Tabii yani medyada önemli. Tabii biz de medya, uluslararası medya aracılığıyla duyuyoruz. Türkiye'de hani medyanın hani sorunlarını çok defalarca söyledik. Zaten böyle bir seçim atmosferi öncesinde Saran de değindi. Ne kadar haber alma özgürlüğüne, hakkına, seçme olasılığına sahip sıradan vatandaşlar, o ayrı bir tartışmayken. Şimdi en son Fatih Portakal'la ilgili olay nedeniyle de Cumhurbaşkanı'nın doğrudan hedef alan açıklamaları nedeniyle de daha da zor. Yani konu seçimleri, ilgi alanları birçok açıdan daha da güçleşmiş olacak. Özellikle ana akım için söylüyorum. Yani sonuçta ana akım medyada zaten yeterince çeşit yok, haber yok, haberci yok. Öyle bitireyim ben de. Evet, tabii o var. Biz son kapatırken şeyi söyleyeyim bu arada, son dakika haberini de buradan vermiş olan Mark Flynn'in bu arada cezası yani verilmesi, açıklanması erteleniyor. Çünkü Mark Flynn ceza alacağını sanırım avukatları anlamış ve daha söyleyeceği şeyler var, daha çok konuşabilir gibi bir şeyle, ifadeyle ertelenmesini istemişler cezasının açıklanmasının. Bu da Türkiye'yi ilgilendiriyor tabii, çünkü Türkiye işin içine biraz girmeye başlıyor soruşturmada ve hakim de ülkeni sattın diyerek Flynn'i birazcık şey yapmış. Nasıl diyeyim, dramatik sahneler yaşanmış mahkeme salonunda ve dediğim gibi işin enteresan boyutu Türkiye'de bayağı bir sanırım gene gündeme gelecek. O zaman evet, burada, yani bunu kapatıp tekrar çalışmaya başlayalım sesini. Çok teşekkürler. Ona da bir ayrı program lazım olacak. Sizin öneyi Nazlı Ökten ve Seren Selvin Korkmaz, çok teşekkürler bizimle bugün burada olduğunuz için. Fem Fikir yine karşınızda olacak gelecek hafta. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşmek üzere.